Sinan ise o mesajları bana Kadir attırdı. Kadir benim ablamın kardeşine bile mesaj attı diye konuştu. Aynı köyde oturan Kemal Karaaslan'ın iddiaları ise ağızları açık bıraktı. Sinan, kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu. Bu yüzden şehir değiştirdik diyen Kemal Bey şu ifadeleri kullandı. Sinan sen benim kayınvalidemin başını yardın. Onunla mahkemelik oldun. Kayınvalidemin gelinine de mesajlar attın. Sonra da benim hanımıma bulaştın. Hanımımı darp ettin mi? Benim hanımımı kovalamadın. Hanımımla 30 kere mahkemeye çıktın. Sen canlı yayına çıkınca çocuklarım ağladı. Bu pisliği görmek istemiyoruz baba, dediler. Üç gün okula gidemediler. Ben köyü terk etmeseydim bugün orada Fikri Bey'in yerinde oturuyordum. Sen benim hanımıma bir ay önce yine mesaj attın. Ailesi çok düzgün insanlar. Bana git şikayet et dediler, diye konuştu. Müge Anlı ise, sen niye milletin karısına kızına yazıyorsun, diyerek Sinan'a tepki gösterdi. Avukat Rahmi Özkan da bu iddialar üzerine çileden çıktı, Allah senin gibi bir belayı kimsenin karşısına çıkarmasın. Allah'ın belası ırz düşmanı herif püh Allah cezanı versin senin be, ifadelerini kullandı. Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu'nun sözleri sonrası stüdyoda ortalık karıştı. Kadir'in yardımcı olması sonrası Sina'nın kendisine mesajlar attığını söyleyen Hamide Eroğlu, kardeşi Arife Gökçe'den önce kendisinin kaçırılmaya çalışıldığını söyledi. Sinan ve Kadir'in kendisine musallat olması nedeniyle evini değiştirmek zorunda kaldığını belirten Hamide Eroğlu'nun sözleri sonrası Arife Gökçe'nin oğlu Sina'na saldırdı. Hamide Eroğlu'nun "Taşınmasaydım beni de kaçıracaklardı." açıklamasından sonra Tufan Gökçe, "Oldu bitti herkesin karısının kızının peşindedir." dedi ve bir anda yerinden fırlayıp canlı yayında Sinan'ı yumrukladı. Almus köyünün kabusu olan sapık Sinan Sardoğan hakkında yeni ifşalar geldi. Eşi ölen yaşlı kadını mezarlık yolunda taciz edip evinde camdan cinsel organını göstermiş.